Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Lokale Preposition Um herum". Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar Um baktığımızda bu güzel Türkçemizde ne olabilir? Etrafında, dolaylarında anlamına gelebilir. İsterseniz ilk örneğimize bir bakalım. Böylelikle anlamlandıralım. Şimdi ilk örnek ne diyor? Dikine sitzen um den Esstisch herum. Um den Esstisch essen. Neydi arkadaşlar? Yemek yeme değil mi? Esstisch demek ki sofra anlamında. Çocuklar sofranın etrafında oturuyorlar derken demek ki um den Esstisch herum sofranın etrafında anlamı doğuyor. Bu durumda çocuklar sofranın etrafında oturuyorlar derken dizet dikine sitzen um den Esstisch herum demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda arkadaşlar um Stuttgart herum liegen viele Seen cümlesini görüyoruz. Stuttgart bu Güney e Almanya'da bir şehir. Viele Seen birçok göl demek arkadaşlar. Ligen, ligende yatay vaziyette konumlandırılmış objeler için, nesneler için hatırlarsanız bunu kullanmıştık. Ligen derken yani bulunmakta e, anlamı e, doğuyor. Bu durumda Stuttgart etrafında birçok göl bulunmaktadır diyecek olursak demek ki Um Stuttgart herum liegen viele Seen demiş oluyoruz. Demek ki Stuttgart etrafında dediğimizde um Stuttgart herum dememiz gerekiyormuş. üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar im Sommer bin ich jeden Morgen um das Schloss herum gejoggt. Evet bakın burada arkadaşlar bu cümlede bir perfect zaman yapısını görüyoruz. O da ich bin gejoggt değil mi? Jogging yapmak adı üstünde koşu değil mi? Hafif tempolu koşu diyebiliriz belki de. Im yazın jeden Morgen her sabah Das Schloss bu da şato demek arkadaşlar. Almanya'da, Avrupa'da şatolarda ya da işte saray etrafında insanlar koşu yapabiliyorlar. Yani bunların parkları da olabiliyor, etrafında parkurlar da olabiliyor. Bu cümlede bunu aslında söylüyor. Yani ne diyor bu cümle? Yazın her sabah ne yaptım? Şatonun etrafında koşu yaptım demiş oluyoruz. Dolayısıyla im beni bin ich jeden Morgen um das Schloss herum gejoggt dediğimizde demek ki bu anlamı vermiş oluyoruz. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar Die Besucher fahren um die Stadt herum gayet anlaşılır bir cümle değil mi? Die Besucher ziyaretçiler anlamında fahren um die Stadt Die neydi arkadaşlar? Şehir. Şehrin etrafında ne yapıyorlar? Gidiyorlar değil mi? Araçla gidiyorlar. Demek ki fahren değil mi? Araçla gitmek anlamında. E bu durumda die Besucher fahren um die Stadt herum denildiğinde değil mi? Bu anlamı vermiş oluyoruz. Beşinci örneğe baktığımızda arkadaşlar. Um 22 Uhr herum wird Gisela in Köln ankommen. Evet Gisela bu bir kadın ismi arkadaşlar. 22 dolaylarında. Yani değil mi? Saat 22 dolaylarında Gisela ne yapacak? Köln'e gelecek, değil mi? Ankommen varmak demekti, gelmek demekti. Dolayısıyla Gisela e, varacak denildiğinde gelecek zaman yapısı werden'i görüyoruz burada arkadaşlar. Dolayısıyla Gisela Köln'e saat 22 dolaylarında varacak dediğimizde um 22 um Uhr herum wird Gisela in Köln ankommen demiş oluyoruz. Ve son örneğimize baktığımızda es wuchsen viele Bäume um das Haus herum. Wachsen neydi arkadaşlar? Yetişmek, büyümek anlamındaydı değil mi? Viele Bäume, birçok ağaç. Um das Haus herum, evin etrafında birçok ne olmuş arkadaşlar? ağaç büyümüş değil mi demiş oluyoruz. Bu durumda esbox'in fiile bağı mı um das haus herum dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. İlk örnek ne diyor arkadaşlar? Die Kinder sitzen um da de, um den Yani çocuklar sofranın etrafında oturuyorlar demiş oluyoruz. Um den Esstisch herum kalıbına baktığımızda İkinci örnekte um Stuttgart herum liegen viele Seen viele birçok göl bulunmaktadır dediğimizde demek ki liegen yatay vaziyette bulunmak, yatsay vaziyette kalmak anlamındaydı. Ancak burada bulunmaktadır anlamı doğuyor. Dolayısıyla Stuttgart etrafında dediğimizde neymiş arkadaşlar bu kalıp um Stuttgart herum kalıbı değil mi? Stuttgart etrafında demek ki ne varmış arkadaşlar? Birçok göl varmış dediğimizde liegen viele Seen demiş oluyoruz. Üçüncü örnekte ise im Sommer bin ich jeden Morgen yazın her sabah ne yaptım? Um das Schloss herum, şatonun etrafında gejogt değil mi? Ne yaptım? Jogging yaptım demiş oluyoruz. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Almanya'da bu şatolar genellikle işte turizme açık olan noktalarda olabiliyor. İşte restoran olarak kullanılabiliyor, otel olarak da kullanılabiliyor. Çok keyifli noktalar oluyor. Yolunuz bu gibi yerlere düşerse hiç çekinmeden bence girmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, girebilirsiniz, görebilirsiniz yakında. Hani bakmak, işte o e, parkta bulunmak ya da işte bir kahve içmek, çay içmek o kadar büyük büyük paralar değil arkadaşlar. Tavsiye ederim. Dedikten sonra bir sonraki cümleye geçelim. Die Besucher fahren um die Evet ziyaretçiler ne yapıyorlar arkadaşlar? Um die Stadt Şehrin etrafını ne yapıyorlar? turluyorlar anlamı doğuyor değil mi arkadaşlar? Um die Stadt denildiğinde, şehrin etrafını geziyorlar, turluyorlar anlamı do e geliyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Fahren değil mi? Taşıtlar için kullanılıyordu. Bu ne olabilir işte? E tren olabilir, tramvay olabilir, otobüs, bisiklet, motosiklet gibi değil mi? Taşıtlar için kullanılıyor. Beşinci örneğe baktığımızda um 22 Uhr herum wird Gisela in Köln ankommen. Demek ki 22 dolaylarında Gisela ne yapıyor? Köln'e geliyor değil mi? Köln'e varıyor. Dediğimizde ankommen zaten bunu görmüştük değil mi daha önceden? Ankommen varmak demekti. Bu aynı zamanda neydi arkadaşlar? Ayrılabilir fiildi. Viet Ankom denildiğinde demek ki bu kalıp içerisinde kullanıldığında gelecek dediğim, e, demiş oluyoruz. Burada bir gelecek zaman yapısı söz konusu olduğundan veya da ne oldu? Gisela değil mi? E, kişisine göre çekimlendiğinde Viet Ankom demiş olduk ve son örnekte es wachsen viele Bäume um das Haus herum cümlesine baktığımızda wachsen değil mi? Ne oluyormuş demek ki? wuxen oluyormuş. Preteritum yapıda birçok ağaç, çok ağaç değil mi? Viele Bäume değil mi? Baum, Bäume şeklinde ne oluyor? A umlaut almış oluyor ve sonra ne oluyordu? E gelmiş oluyordu. Evin etrafında dediğimizde demek ki kalıbımız ne olmalıymış? Um das Haus herum, e, dolayısıyla e, ağacın etrafında birçok ağaç büyüdü dediğimizde es wuchsen viele bäume um das haus herum dediğimizde e, evin etrafında birçok ağaç büyüdü yetişti anlamı demek ki doğmuş oluyor. Şimdi dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Kinder sitzen um den Esstisch herum. Die Kinder sitzen um den Esstisch herum. Um Stuttgart herum liegen viele Seen. Um Stuttgart herum liegen viele Seen. Im Sommer bin ich jeden Morgen um das Schloss herum gejoggt. Im Sommer bin ich jeden Morgen um das Schloss herum gejoggt. Die Besucher fahren um die Stadt herum. Die Besucher fahren um die Stadt herum.

t h u o s